Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Ezo Eğitim Seti'nin birinci seviye kitapçığından bahsedeceğim. Ezo Eğitim Setimiz 3 ve 4 yaş çocuklarımız için uygun bir eğitim setidir. Ezo Eğitim Seti'nin kazanlarından bahsetmek istiyorum. Kavramları anlama ve anlandırmaya yardımcı olmaktadır. Dikkati belirli bir nokta üzerinde yoğunlaştırmaya yardımcı olmaktadır. Doğruyu ve yanlışı düşünerek ayırt edebilmektedir. Motivasyon ve özgüveni güçlendirmektedir. Bireysel çalışma gücünü arttırmakta, tekrarlarla bilgileri kalıcı hale getirmektedir. Duygusal, bilişsel ve devişsel yeteneği geliştirmektedir. Görsel hafızayı güçlendirmektedir. Soru çözme yeteneği kazandırmaktadır. El-göz koordinasyonu sağlayabilmektedir. Sosyal iletişim yeteneği arttırmaktadır. Dil gelişimlerini hızlandırmaktadır. Evet arkadaşlar, her eğitim setinin içerisinde olduğu gibi bu eğitim setimiz de seviye seviye ilerlemektedir. Toplamda 5 tane seviyemiz bulunmaktadır. Ben bugün sizler için birinci seviyeyi oynayacağım. Birinci seviyenin içerisinde toplamda 10 tane ayrı ayrı bölüm bulunmaktadır. Oyunumuzu nasıl oynayacağız? Hemen kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Oyunumuzun içerisinde şuradaki alanda oyunun içerisindeki kartlarda hangi bölümlerin olduğundan bahsediyor. Birinci seviyemizin birinci kartında meyve eşleştirme, ikinci kartında aynı yiyecekleri bulma, aynı sebzeleri bulma, çuvallarda ne olduğunu bul, aynı giysiler, farklı renkler, aynı nesneleri bul, aynı nesneleri bul, farklı renkteki balonları bul ve aynı şekilleri bul gibi ilerlemektedir. Şimdi birinci kartımızı yerleştiriyorum. Kartımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şurada görmüş olduğunuz karelerin içindeki bölümler bizim sorularımız. Şuradaki orta kısımlar ise bizim cevaplarımız. Şimdi çileği gördük. Çilek burada ne renk okla gösterilmiş? Sarı. Birinci 5 tane bizim dairemiz var ve dairelerin her biri 4'e bölünmüş. Şuradaki görmüş olduğunuz yerde ise bizim bir aparatımız var. Aparat sayesinde şu şekilde çevirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, şurada çilek sarıda. Bunu bir tane çeviriyorum. Sarıya getirdim. Karpuz. Karpuzumuz ise burada yeşilde. Bunu çevirdim yeşile. Sonra mor bir elimiz var. Kırmızıda. Kırmızıda. Şurada bizim muzumuz var. Muz burada mavide. Burayı maviye çeviriyorum. Şurada elmamız var. Elmamız ise yeşilde. Çevirdik. Bizim portakalımız var. Portakal burada kırmızıda. Kırmızıda. Kirazımız var. Kiraz mavide. Burayı maviye çeviriyoruz. Şeftalimiz var. Şeftali sarıda. Üzümümüz var. Üzüm yeşilde. Kivimiz var. Kivi de yeşilde. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan çeviriyoruz. Ve kontrol ediyoruz. Eğer doğru yaptıysak bir sonraki alıştırmaya geçebiliriz. Bizimki doğru. Şimdi ikinci kartı yerleştiriyorum. Burada ise aynı yiyecekleri buluyoruz. Şimdi arkadaşlar, birincisinde ekmek var. Ekmeğimiz burada mavi renkte. Mavi. Limonatamız, portakal suyumuz var sanırım. Ya portakal suyu ya limonata. Burada yeşilde, yine yeşilde. Çilek suyumuz var. Çilek suyumuz kırmızıda, kırmızıda. Omletimiz var. Omlet burada kırmızıda. Burayı kırmızıya çeviriyorum. Peynirimiz sarıda. Burayı da sarıya çeviriyorum. Şimdi buraya geldik. Kahvemiz var. Kahve sarı. Sütümüz var. Süt sarı. Balımız var. Bal kırmızı. Şeker kavanozumuz var. Mavi renk üçgeni. Son olarak da zeytin, yeşil zeytinimiz var. O da yeşil. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar, doğru yapmışız. Hemen çeviriyoruz. Üçüncü karta geçtik. Burada da aynı sebzeleri bulacağız. Burada bir soğan var. Soğan burada kırmızıda. Kırmızı üçgen. Domates mavi. Patlıcan. Sarı renk. Arkadaşlar burada çocuklarımız sebzeleri, meyveleri de öğreniyor fark ettiyseniz. Havucumuz var. Havuç yeşilde. Salatalığımız var. O da kırmızı. Evet. Şimdi diğer tarafa geçtim. Kırmızı biberimiz var. Yeşil. Şöyle. Mısırımız var. Mısır mavide. Ispanağımız var. Ispanak sarı.
Lahanamız var. Lahana kırmızı. Son olarak patatesimiz var. Patatesimiz de mavi. Hemen çeviriyoruz. Kontrol ediyoruz. Şöyle. Evet, doğrudur. Bir diğerine geçelim. Şimdi çuvaldakilerin aynılarını bulmaya çalışacağız. Şimdi birincisinde ananas var. Ananas yeşil. Çileğimiz var. Çilek burada. Mavi de. Karpuzumuz var. Karpuz sarıda. Domatesimiz yeşil. Elmamız kırmızı. Denk geldi. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geçtim. Üzümümüz yeşil. Bu sanırım şeftali mi ki? Kayısı. Kayısı sanırım. Kayısımız var. Kayısı sarıda. Burayı sarıya çeviriyoruz. Armut sanırım ne olduğunu bilemiyorum şu anda. Armut'a da benziyor ama farklı bir şey de olabilir. Kırmızı. Burada patlıcanımız var. Patlıcan mavi. Ve şeftalimiz de kırmızı. Şöyle. Hemen çevirelim. Şöyle. Evet. Güzel. Şimdi giysilerin aynısını bulacağız. Şuradan başlayalım. Sarıda. Tulumumuz mavi. Gömleğimiz sarı. Elbisemiz yeşil. Ayakkabımız kırmızı. Yine denk geldi. Şimdi arkadaşlar şapkamız kırmızı olacak. Şöyle çevirmesi biraz tek elle zorluyor. Tutmam lazım. Eldivenimiz yeşil de. Pijamamız sarı. Pantolonumuz kırmızı ve en sona kırmızı boğazlı kazağımız ise mavi. Şöyle çeviriyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel. Bu da doğru. Şimdi şuna geçelim. Burada ise farklı aynı giysilerin farklı renklerini bulmaya çalışacağız. Aynısı sarıda. Burada kırmızı. Kırmızıya geçiş yaptık. Tulumumuzun aynısı yeşil renk. Yeşil üçgen. Elbisemizin aynısı sarıda. Şapkamızın aynısı kırmızı üçgende. Ve son olarak ayakkabımız da mavi üçgen. Evet. Şimdi eldivenimiz yeşil. Şapkamız yine yeşil. Ayakkabımız sarı. Elbisemiz mavi. Kravatımız ise kırmızı da. Evet. Şu şekilde hemen kontrol edelim. Evet, doğru. Şimdi ise aynı nesneleri bulmaya çalışacağız. İlk başta abajurumuz var. Abajurumuz kırmızı mavi okla gösterilmiş. Mavi. Sandalyemiz yeşil, yeşil. Fırınımız kırmızı, kırmızı olacak. Saatimiz sarı. Yatağımız ise yeşil. Şimdi çamaşır makinamız kırmızı. Dolabımız mavi renk, sarı, çiçeğimiz de sarı ve en son olarak koltuğumuz da yeşil üçgenle gösterilmiş. Hemen çevirelim şöyle. Evet, süper. Şimdi son olarak demeyeyim, daha doğrusu daha 3 fasikülümüz var. Burada ise banyoda kullanmış olduğumuz araç ve gereçler bulunmakta arkadaşlar. Burada başlangıç olarak fırça demiş. Fırçamız yeşil okla gösterilmiş. Diş macunumuz kırmızı. Havlumuz var mavi ok.
kovamız sarıyla ve en son olarak klozette yeşil. Şimdi bakıyoruz buraya. Lavabomuz mavi. Sabunumuz sarı. Küvetimiz kırmızı. Aynamız yeşil. Tarağımız ise mavi. Şöyle hemen bakalım. Evet, süper. Şimdi burada arkadaşlar balonların aynalarını bulmaya çalışacağız. Aynı renkteki balonlarla eşleştireceğiz. Yeşil balonumuz mavi ok. Turuncu balonumuz yeşil ok. Pembe balonumuz sarı. Şöyle bir tane daha çeviriyoruz. Mavi balonumuz da sarı. Kahverengi balonumuz ise kırmızı renkle gösterilmiş. Şimdi burada ilk başta kırmızı balonumuz sarı. İkinci olarak mavi. Sarı balonumuz mavi üçgenli. Siyah balonumuz kırmızı. Mor balonumuz yeşil. Ve beyaz balonumuz ise yine yeşilli. Şimdi çevirelim bakalım. Şöyle. Evet, doğrudur. En son arkadaşlar aynı şekilleri bulma. Burada çocuklar biraz da geometrik şekilleri de öğreniyorlar. Başlangıç olarak üçgenimiz var. Üçgenimiz kırmızı üçgenle gösterilmiş. Dairemiz var yeşil. Karemiz var. Karemizi maviyle göstermişler. Altıgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatta 8. Sekizgen bir parçamız var. O da burada mavi renkle gösterilmiş. Son olarak da baklava deseni dediğimiz bir desen var. O da sarıyla gösterilmiş. Şuradan devam ediyorum. Dikdörtgenimiz sarı. Şu desenimiz çiçek gibi. Kırmızı. Paralel kenarlarla çaprazdan birleştirilen bir desenimiz var. Bu da yeşille gösterilmiş. Beşgenimiz var. Beşgenimiz sarı üçgen, yıldızımız ise mavi üçgen olmak üzere. Şimdi şunu da kontrol edelim. Şöyle hızlıca bakalım. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğitim setini beğenmişsinizdir. Eğitim setini beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.